Şimdi arkadaşlar bugün yaklaşık 2 haftadır sırf Rumunya'ya bir çalışma yapmıştık. Bugün de Tesit'te tahta hazırlarken Rumi ile çiçeği bir yerde hazırlamanın nasıl leke etüdüyle oluşturulduğunu ve desenin nasıl oluşturulduğunu göstereceğiz. En pratik şekliyle. Başından beridir desenleri anlatırken ne diyoruz? İlk önce kapalı formlarımızı koyuyorduk. Aynı şekilde tesit formunu da anlatırken ilk önce kapalı formların yerlerini belirliyoruz arkadaşlar. Hemen koyalım mesela desenimizde. Diyelim ki şurada, aynı şuradaki gibi şöyle bir kapalı form leke etüdünü koyalım. Buradan bir bağlantı verelim. Şurada da bir kapalı form koyalım. Burada üst kısımda alanımız olduğu için buraya bir kapalı form koyabileceğimiz gibi buradan çıkışla dışarıdaki dendana bağlantı verebiliriz arkadaşlar. Buralar katlama noktaları desenimizin. Alttan katlamayalım deseni, normal düz devam etsin. Zencerek bölümü buradan diyelim. İki taraftan katlama noktası var. Ne yaptık? İlk önce kapalı formlarımızı koyduk. Kapalı formlarımızın yerlerini belirledik. Hatta bir tanesini ne yaptık? Spiral hatta dış dendana koyduk. Neden? Rumi olarak kullandığımız materyal neyse, altınsa altın veya renkse rengi dış hattan da dantel gibi gidebilmek için. Şimdi buraya tabii ne yapacağız? Şuraya bir rumi koyup, bakın buradan kanatla dışarıya çıkış verdiğim an bütün görmüş olduğunuz bu iplik rumiyi ne renk veya hangi altınla yapıyorsak aynı şekilde dışarıdan da gidebilmek için. Şimdi kapalı formlarımızın modellerini çizelim. Hemen ne yapıyoruz? Katlama noktasına spiral noktalarımız, rumiyelerimizin değdiği yerlere hemen spiral noktalarımızı koyuyoruz. Ondan sonra kapalı formlarımızın modellerini seçiyoruz. Diyelim ki şu modeli seçelim bu sefer ortada. Bu modeli de yan yatık olarak seçelim. Burada bağlantı noktamız var. Kavisini verelim hemen. Ve burada da bir tane düz rumi koymuş olalım. Şurada yukarıdaki bölümde çiçekle bitirebileceğimiz gibi şuraya sadece bir tepelik koyarak şöyle rumi ile de bir bitiş verebiliriz. Şimdi rumileri tespit ettiğimize göre, yani kapalı formlarımızı koyduğumuza göre ne yapacağız? Katlama alanlarımıza gelen yere ne yapıyorduk hemen? Yarım olarak çiçek leke etüdünü oluşturuyoruz, değil mi? Onu da farklı bir renkle şöyle koyalım. Bakın kapalı formların içerisine yarım olarak çiçeklerimizi koyuyorum. Yine katlama alanına gelen bölgeye yarım olarak çiçeğimi koyuyorum. Bundan sonra yapacağım olduğum ne? Bundan sonra da bağlantı hatlarını, yani çiçeklerimin herezonlarını yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Buradan böyle çıkış yapacağım gibi buradan şöyle de çıkış yapıp devam edebilirim, değil mi? Şimdi buradan eğer böyle dönecek isem buradan bağlantı olarak çiçeğime giriş verebilirim. Buradan bu dönüşü verecek isem buradan da çiçeğime giriş verebilirim. Şimdi bunları yaptıktan sonra kalan bölgelerde ayrım noktasına ve şuradaki boşluk noktasına, burada arada boş kalan bölgeye birer çiçek yerleştirip şuradaki çiçeğinden de dışarıya doğru bir yaprak çıkışı verebilirim. Hemen leke etüdümüzü şöyle bir karalarsak size net görüntü için, bakın desen oluştu, hazır. Yani deseni hazırlarken öncelikli olarak Rumi'de de bulutta da aynı şey. İlk önce Rumi ve bulutları koyup ondan sonra çiçek için herezonları ve es iskeletini oluşturup leke etüdünü yapıyoruz. Öncelik neredeymiş?
kapalı form ve bulutlar. Şimdi deseni geçirip defterimizde çiçekleyelim. Hocam.